Evet değerli arkadaşlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bay Kemal niye İngiltere'ye gitti diye soranlara cevap verelim istedik ve bu kapsamda huzurlarınızdayım. Evet. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretim için gitti Bay Kemal İngiltere'ye. Değerli arkadaşlar, dünya büyük bir iklim krizinin göbeğinde. Bu yüzden kalkınma odağımıza sürdürülebilirliği almak zorundayız. Yenilikçi çözümleri, yenilikçi paydaşları devreye almak zorundayız. Ama iktidarın yaptığı gibi göstermelik hareketlerle, gerçeğin üstünü örten makyajlarla değil, güçlü ve ayakları yere basan gerçek bir vizyonla yürüyeceğiz. İşte Sayın Genel Başkanımız yenilikçi teknolojilere ve sürdürülebilir odaklı yatırım fonlarını ülkemize getirmek üzere başlattığı büyük hareket ile odaklandığı konu da budur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim ve teknoloji alanında ülkemizden dünyaya açılan ve dünyanın en parlak beyinleriyle bir araya geldi. Şimdi de bu hareketin ikinci adım olarak İngiltere'de dünyanın en büyük teknoloji ve yeşil enerjiye odaklı yatırım fonlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Hedefimiz net. Türkiye olarak yeni nesil kaynaklara odaklı kalkınma modeliyle güçlü bir sıçrama yapmak. Hedefimiz budur. Ülkemizdeki üretim büyük oranda fason üretime dayalı. Katma değer üretemiyoruz. Eski sanayi kodlarıyla ilerleyemeyeceğimiz artık gün gibi ortada. Bu cendereden kurtulup ucuz iş gücü ihraç etmek yerine ekonomimizi bu yeni dönüşüme adapte etmek zorundayız. Bunu yaparken de dünyayı, çevreyi, toplumu gözeten kaynakları ülkemize getirmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı emin olun bunu başaracaktır. İnovasyonu tüketen bir pazardan, inovasyonu üreten bir pazara dönüşmekten başka çaremiz yok. Ülkemizin üretken gücünü verimli bir şekilde kullanmak ve dünya ile rekabet etmek için yeni iş modellerini ülkemize getirmek buradaki en önemli hedefimizdir. Amacımız Türkiye'yi modern ekonomi alanında atılım yapan bir ülke haline getirmek, dijital ekonomi altyapısı oluşturmak ve yeşil enerji yatırımlarını ülkemize çekmektir. İktidara gelir gelmez hızla yeşil enerji dönüşümünü başlatacağız. Bu alandaki yatırımlar için uygun ortamı sağlayacağız ve o paydaşları ülkemize getireceğiz. Bilime, yeni teknolojilere, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak en büyük önceliğimiz olacak. Türkiye'yi büyürken aynı zamanda karbon ayak izini nötrlemiş, sürdürülebilir çevresel ve kentsel yapılarını oluşturmuş olacaktır böylece. Değerli basın mensupları, dünyadaki bu hızlı dönüşüme cevap veren güven ve altyapının sağlanması Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Küresel ölçekte yeni, akıllı ve sürdürülebilir bir altyapı kuracağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonumuzu kurgularken ülkemize istihdam yaratan güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, burası çok önemli, temiz sermayeyi, üretken zihinleri nasıl çekeceğimizi adım adım Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışıyoruz. Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve bu derin krizden çıkarken yeni bir sayfa açacak atılımları yapmak üzere çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünü çevreyi koruyan yeşil enerji yatırımlarından oluşacak. Ülkemizin üretken gücünü verimli bir şekilde kullanmak ve dünya ile rekabet etmek için yeni iş modellerini ülkemize getireceğiz. Bunları toplumumuza sunacağız. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretim. Ana odağımız budur. Türkiye büyüyecek ama aynı zamanda büyürken doğasını, sularını ve ormanlarını koruyarak güçlü bir ekonomiye sahip olacağız. Bu anlamda yenilikçi teknolojiler ve yaratıcı insan gücünün etkin biçimde kullanıldığı iş modelleri sayesinde ülkemizi dünya ile rekabet ederken aynı zamanda doğasını koruyan ülkeler klasmanına çıkartacağız. Hedefimiz budur, amacımız budur. Yeşili önemsiyoruz ve gerçekten de doğanın yeşilini seviyoruz. Biz birileri gibi doların yeşilini değil, ağacın yeşilini, doğanın yeşilini seviyoruz.
hem ülkemizi büyüteceğiz, hem kalkındıracağız, hem de yeşili, ormanı, sularımızı, doğamızı korumaya devam edeceğiz. İşte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, heyetimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte İngiltere'de bu kapsamda gerekli görüşmeleri, çalışmaları yapmakta ve önümüzdeki sürece ilişkin değerli adımları atmaktadır. Aktarabileceklerim bunlar. Eğer varsa konuya ilişkin soru alabilirim değerli arkadaşlar. Buyurun. Evet. Yani sansür yasası diyorduk. İşte geldi ortaya. Dakika bir, gol bir. Şunu söylemek gerekir. Biz siyaset yapıyoruz. İçişleri Bakanı da siyasetçi. İçişleri Bakanı bize yönelik bir takım eleştirilerde bulunur, bulunabilir. Biz İçişleri Bakanı'na yönelik eleştirilerde bulunuruz, bulunabiliriz. Hükümete, iktidara yönelik eleştirilerimizi dile getiririz. Bunları söyleriz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ne oluyor? Onu ne ilgilendiriyor? Devletin memuru değil mi? Devletin bürokratı değil mi Emniyet Genel Müdürü? İki siyasetçi, iki siyasi parti, iki siyasi düşünce birbirlerine görüşlerini söylerken, birbirlerini eleştirirken Emniyet Genel Müdürü'nde mi kalmış böyle bir şey yapmak? Haddini bilmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim değerli arkadaşlar.